Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Arnika markasının isim sponsorluğunda Limit Sense'in organizasyonunda Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası destekleriyle gerçekleştirilen 8. Frig Ultra Maratonu koşuldu. Haydi, bravo, bravo, bravo. Maratonun startı Ayazini köyünden verildi. Metropolis noktasından başlayan 6K Frig koşusu, 11K Frig Trail koşusu, 22K Frig Kısa Trail koşusu, 44K Frig Orta Trail koşusu ve 66K Frig Ultra Maratonu olmak üzere 5 farklı parkurdan oluşan Arnika Frig Ultra Maratonu'na 900 sporcu katıldı. Maratonun startı Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Güzbey ve sponsor firmaların yetkilileriyle birlikte verildi. Kendi parkurlarında koşan sporcular start alanında alkışlarla karşılandı. Sponsor firmalar start ve finish alanında sporcular için lokma, makarna, su ve çeşitli yiyecek ikramlarında bulundu. Organizasyon sorumlusu Ali Cem Aktaş şunları söyledi. 8. Frig Ultra Maratonu'ndaydık. Arnika'nın isim sponsorluğunda valiliğimizin himayesinde gerçekleştirdiğimiz yarışta çok keyifliydi. Yaklaşık 1000 sporcumuz var. Cumartesi günü 900 sporcu, pazar günü kale yarışında da 100 sporcuyu ağırlayacağız. 9 ülkeden katılımcımız var şu anda burada. Uluslararası oldu çok şükür. 8. yılında. Herkesin keyfi yerinde, katılan kadın erkek oranımız neredeyse %40'a %60'lara ulaşıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Gelen geri bildirimler Frig valileri için çok pozitif. Koşarak keşfetmeleri için her şeyi yapıyoruz valiliğimizin himayesinde. Çok keyifliydi. Çok şükür hiçbir yaramazlık yok. Yarışlara katılan sporcular da Kanal 3 mikrofonlarında düşüncelerini aktardı. Çok mutluyum. İyilik peşinde koştuk arkadaşlarımızla birlikte. İyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Yani inanılmaz, tarif edilmez bir duygu. Benim bu sene 4. katılışım. Ben her sene geliyorum. Tabii arkadaşlarımız da yine aynı şekilde. Biz çok eğleniyoruz. Havasını ve doğasını çok seviyoruz. Çok güzel. Güzel yani atmosfer falan. Zaten organizasyon müthiş. Hepsini tanıyoruz arkadaşlarımızın. Buradan kendilerine çok teşekkür ederiz. Gayet güzeldi. Derecemizi de almış olduk. Yarışlar esnasında ilginç olaylar da oldu. Yarışa katılan ultramaratoncu Akın Yeniceli, yurt dışında yaşayan kız arkadaşına görüntülü görüşme ile evlenme teklifi etti. Ben yollara koştum. Bugün gerçekten en güzel yola koştum. Nereye mi koştum? Aşkım için koştum. Cennetim için koştum. Bayrağımızda, elimizde ve tüm Türkiye'miz duysun. Cennetim, 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 ben seni çok seviyorum. Bazen yarışlarda yanlış yöne koşuyorum ama bugün gerçekten doğru yöne koştum. Senin için koştum, o güzel aşkımız için koştum. Cennetim, benimle bir ömür boyu oluyor. Benimle bir ömür boyu aynı yastıkta baş koymaya. Cennetim, benimle bir ömür koşmaya hazır mısın cennetim? Ben seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin cennetim? Cennetim, benimle evlenir misin? Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde bulunan 32 inler bölgesinin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Belde sakinleri bölgenin Ayazini gibi bir geçmişe sahip olduğunu belirterek turizme kazandırılmasını istiyor. Evet, burası Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesi ve burası 32 inler olarak adlandırılan bölge daha önce Friglerin köyü olarak nitelendirilebilecek bir alan. 32 in var ve bundan dolayı 32 inler olarak adlandırılıyor ve Tınaztepe halkı buranın turizme kazandırılmasını istiyor. Bunun için girişimlerde de bulunulmuş. Burası Ayazini değil Tınaztepe beldesi. Müzik
Ayazini bölgesinde yer alan dünyanın ilk apartmanları olarak bilinen kaya yapılar 32 inler bölgesinde de yer alıyor. Belde sakini Bilal Uzdu, 32 inlerin turizme kazandırılması için resmi makamlara başvurarak girişim başlattı. Uzdu, bölgenin Frigyalıların ve Friglerin yaşam alanı olduğunu belirterek yeni bir destinasyon olması gerektiğini ifade etti. Burası Kurtuluş Savaşı'nın mihenk yerleri ve buralarda Lidyalılar, Frigyalılar ve Romalılar, yani yakın Romalılar veyahut da mesela onlardan sonra Bizanslılar, Bizanslılardan sonra Selçuklular, Selçuklulardan sonra Osmanlılar buralarda hüküm sürmüş. Ve her şeylerin, uygarlıkların buralarda ayak izleri var. Bizim amacımız, gayemiz burada o kadar zahmeti yaptığımızın yegane sebebi güzelliklerimizi, doğa güzelliklerimizi, ülke güzelliklerimizi göz önüne çıkarıp buraları topluma sevdirmek. Belde sakini Şükrü Ateş de bölgenin tarihi niteliği olarak zengin olduğuna dikkat çekti. Ateş 32 inlerin turizme kazandırılmasını istedi. Burası işte 32 inler mevkii. Buradan bakınca Sinanpaşa Ovası ayaklarımızın altında görünüyor. Görselde gösterebiliriz. Sinanpaşa Ovası Osmanlı'da mutfaklarına tahıl yetiştiren bir yer. Yani gezilmedik, görülmedik bir sürü yerimiz olduğunu düşünüyoruz. Yani orası bir kasabaysa burası köy gibi diye düşünebiliriz. Görülmesi gerekiyor, incelenmesi gerekiyor. Turizm için ne kadar detaylı incelenirse bir şeylere sahip olacağımızı düşünüyoruz inşallah. Biz Tınaztepe'liler olarak bu 32 inler bölgemizi turizme kazandırmak istiyoruz. Bölgede yaşayan İlkay Tınaztepe'de bölgenin mucize yerler olduğunu dile getirdi. Hep unutuldu. 32 inler, 32 tane ini olduğu için 32 inler ismi verilmiş. İki katlı burası. Öyle bir değer var ki burada, yani öyle bir tarih yatıyor ki. Bu da ve buradan farklı yerlerimiz de var ama bunlar işte sağ olsun bir adamcam anlattı. Bak valilik, kaymakamlık her yere müracaat etmiş. Her yere gitmiş, peşinde koşmuş. Keşke daha yıllar önce bunların peşinde koşsalardı da yani bunlar daha güzel olsaydı. Yani bu deformalar bir şeyler olmasaydı. Tarihi bir değerleri var. Daha ne değerlerimiz var bizim? Yani Tınaztepe deyince akla sadece savaş gelmiyor. Yani Friglerin daha önce yaşantılar, dağlarımız, her şeyimiz, yani bizim çok zengin bir kasabayız aslında ama yani bunlar mucize yerler. Yani bir Döver'de, bir Ayazin'deki aynı konuma sahip olabiliriz, bizler de olabiliriz. Bunun kenarından kocaman çay akıyor aşağıdan. Sularımız zengin, her şeyimiz bol. İnşallah birileri görür, vesile olur. Tınaztepe Beytepe olarak bilinen bir bölgenin de varlığından söz etti. Beytepe'sinde İnönü diye bir mevkimiz var. Orada da 7 tane inimiz var. Böyle bir yaşantı var. Uzaktan bakılınca bir köy gibi görünüyor. Gerçek bir köye girmiş gibi görünüyor. Oranın da tarihi olarak bir çalışılması, bir sahip çıkılması gerçekten gereken bir yer. Frig Vadisi'ni görmek için Frig Vadisi'ne gitmeye gerçekten gerek yok. Çünkü gizemli şehir Afyonkarahisar'da Tınaztepe'de bulunan 32 inlerde Frig Vadisi'nin, Frigya'nın bir köyü gibi. Gerçekten orada bulunan 3 katlı apartmanlar burada da mevcut. Buranın da turizme kazandırılması gerçekten çok önemli. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Seybey'in destekleriyle 17 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak adına çöp toplama etkinliği düzenlendi. Afyonkarahisar genelinde Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında temizlik yapıldı. Belediye, Valilik, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi ve Let's Do It Türkiye Afyonkarahisar ekibiyle ortaklaşa düzenlenen programa Başkan Yardımcıları Murat Öner, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve gönüllü gençlerle belediye temizlik işleri personeli katılım sağladı. Temiz bir çevrede yaşama bilincinin yerleştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte plastik, sigara izmariti gibi çeşitli çöpler toplandı. Evet,
Dünya Temizlik Günü ile birlikte doğaya katkı sağlamak istediklerini aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner şunları aktardı. 17 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Afyonkarahisar ilimizde belediyemiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Yeşilay'ımız, Let's Do It Türkiye temsilcilerimiz ve burada görmüş olduğumuz paydaşlarımızla birlikte Afyonkarahisar merkezimizde, parklarımızda, yollarımızda, kaldırımlarımızda bir temizlik çalışması yapıp farkındalık sergilemek istiyoruz. Burada genç arkadaşlarımız, kurum temsilcilerimizle beraber sokaklarda ne bulduysak, naylon, poşet, izmarit bunların tamamını toplayacağız. Toplarken de gelen geçen bizi izleyen vatandaşlarımıza çevremizi temiz tutmamız konusunda bir mesaj vermek istiyoruz. Bizler nasıl ki evlerimizi, iş yerlerimizi temiz tutuyorsak, kamuya ayrılan yerleri de en az evlerimiz kadar temiz tutmak zorundayız. Çünkü evlerimiz kendimize ait yerler, fakat dışarıdaki kirletmiş olduğumuz yerler tüm herkese ait olan yerler. Onun için burada gençlik sporunun olması, Yeşilay'ın olması çok farklı bir anlam ifade ediyor. Nedeni de sağlıklı yaşam spordan geçiyor. Zararlı alışkanlıklardan uzak duralım. Çevremizi temiz tutalım. İçimiz dışımız temiz olsun. Sağlıklı yaşayalım. Vali Yardımcısı Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Nurullah Kaya ise açıklamasında şöyle konuştu. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığımızın organize etmiş olduğu Dünya Çevre Temizlik Günü'nde bugün yine bir etkinlikle beraberiz. Yine Murat Başkanım, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcımız Murat Öner Bey ile duyarlılık sahibi gençlerimizle beraber çevremizi temizlemeye, örnek teşkil etmeye burada beraberce başlamış olduk. Gün boyunca ilimizin çeşitli noktalarında, hafta boyunca da devam edecek olan etkinliklerimizle karşınızda olacağız. Biz Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı bu konuda göstermiş olduğu duyarlılığın yanı sıra STK'larımız olarak da biz bu duyarlılığa sahip çıkıyoruz. Aynı zamanda bir Yeşilay Başkanı olarak da biz Yeşilay Gençliği ile beraber bu etkinliğe katıldık. Yine Genç Spor İl Müdürlüğümüzün gönüllüleri de burada. Ben destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önemli başarılarla adından söz ettiren Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, akciğer ameliyatlarının büyük bir bölümünü kapalı yöntemle gerçekleştiriyor. Mikrofonlarımızı Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gürhan Öz'e uzattık. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, akciğer ameliyatlarının büyük bir bölümünü kapalı yöntemle gerçekleştiriyor. Mikrofonlarımızı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gürhan Öz'e uzattık. Gürhan Öz, kapalı ameliyatın açık ameliyata oranla hastalardaki tedavi süresinin daha hızlı olduğunu aktardı. Üniversite hastanemiz göğüs cerrahisi bölümü Afyon ve çevresindeki hastanelerde, bölgelerde daha doğrusu yapılmayan ya da az sıklıkla yapılan kapalı sistemle göğüs cerrahisi ameliyatını başarıyla yapmaktadır. Kanser ameliyatlarının kapalı yapılması hastanın çok çabuk taburcu olmasına, normalde 7-10 günlük sürede taburcu olur akciğer kanseri ameliyatları, yara yerinin çok küçük olmasına, hastanın konforunun çok iyi olmasına neden olur. Bunun için mümkün olduğunca her ameliyata, akciğer kanseri ameliyatını kapalı olarak başlıyoruz ve %80-90 oranında kapalı olarak bitiriliyor. Bu hastalarımızda ileri dönemde konfor, ağrı ve yaşam süresinde ciddi farklılıklara neden oluyor. Bunun için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi evet. Normal koşullarda açık yapılan ameliyatlarda, torakotomi diyoruz buna, hastanın göğüs kafesi açıldığı için ağrısı çok daha fazla oluyor. Postoperatif komplikasyon dediğimiz ameliyat sonrasında gelişen enfeksiyonlar çok daha sık gözüküyor. Hastanın taburculuk süresi kapalı ameliyata göre çok daha uzun sürüyor. Bunun için öncelikle bu şekilde kapalı sistemde ameliyatın yapılması hasta hayatı açısından, hasta konforu açısından çok çok önemli. Öz, akciğer kanseri hakkında bilgilendirmeler de bulundu. Halk arasında tedavi edilemez bir hastalık olduğu konusunda yanlış bir bilgi olduğunu ifade etti. Şöyle yanlış bilgi var. Akciğer kanserinin kesinlikle tedavi edilemez bir hastalık olduğu konusunda yanlış bir inanç var. Halbuki ilk 3 evrede akciğer kanserlerini, özellikle bazı tiplerini çok rahatlıkla tedavi edebiliyoruz.
Afsu Göğüs Cerrahisi Servisi Hemşiresi de kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda hastanın daha kolay iyileştiğini ifade etti. Kapalı ameliyatlarda en azından hasta daha kolay toparlıyor, taburculuk süresi daha kısalıyor ve hasta buradan gerçekten yorulmadan, sıkılmadan, daha fazla hastane enfeksiyonu vesaire oluşmadan kısa sürede taburcu oluyor ve yaşam konforunu geri dönüşlerde, kontrollerinde vesairede hastayı gördüğümüzde daha iyiyim, biraz daha en azından rahat geçirdim gibi sürecini, taburculuk sürecinden sonrasında gayet güzel toparlamış olarak geliyor. Afyonkarahisar'da başlatılan Mutluluk Kervanı projesi kapsamında gelişmeler devam ediyor. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 aydan bu yana daha çok çocuğun sağlık taramalarının yapıldığını ve durumların değerlendirilerek takip edildiğini bildirdi. Bu kapsamda hazırlanan klip geliyor ekranlarınıza. Evet çocuklar, Mutluluk Kervanı başlıyor! İl Müftülüğü. Var. Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü. Bakın size el sallıyorlar. Çocuklar görüyor musunuz? Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kendi yap atölyesi otobüsü. Kocaman bir alkış. Afat var. Afat'a da kocaman bir alkış. Bakın size. Afat da kullanılacak. 112. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yeni yol ve kaldırım taşlarında çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda belediyenin sosyal medya hesabından bir klip yayımlandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir şans evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm. Evine giren ekipler şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Beldede MG isimli şahsın koyunlarına bakan Ali Sağlam, sabah erken saatlerde koyunları almaya gitmeyince MG şahsın evine gitti. Sağlam kapıyı açmayınca MG jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri eve girdiklerinde Sağlam'ı hareketsiz yatarken buldu. Ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede Sağlam'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Sağlam'ın cansız bedeni otopsi için Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken ekipler şahsın ölüm nedeninin intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
Denizli'den Afyonkarahisar'a gelirken virajı alamayan otomobilin çarptığı SUV araç kontrolden çıkarak orta refüjdeki elektrik direklerine daldı. SUV aracın iki direği devirdikten sonra üçüncüsünde takılıp kaldığı kazada 4 kişi yaralandı. İki direği deviren lüks araç üçüncüye takılıp kaldı. Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde olan MI idaresindeki otomobil virajı alamayarak VT kontrolündeki SUV araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle SUV araç orta refüjdeki iki elektrik direğini devirdikten sonra üçüncüsünde durabildi. Şans eseri SUV aracın karşı şeride geçmediği kazaya ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri SUV araçta yolcu konumunda bulunan 3 kişiyi ve otomobilin sürücüsünü yaralı olarak hastanelere kaldırdı. Kaza sonrası trafik bir süre tamamen kapatılırken ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı. SUV aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası araçlar yol kenarına alındı. Yapılan çalışmalar sonrası trafik akışı tekrardan normal olarak sağlandı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde kurt ve boz ayılar sakinlikleriyle dikkat çekti. Vahşi hayvanlar sakinlikleriyle dikkat çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı fotokapan görüntüleri büyük ilgi gördü. Vahşi kurtların, boz ayıların ve domuz sürülerinin gece ve gündüz görüntülerinde sakinlikleri dikkat çekti. Kullanıcılar tarafından birçok defa paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Artan kira fiyatları nedeniyle taşınmalar azalınca evden eve nakliye işi de geçen seneye göre azaldı. Bunun yanı sıra öğrencilerin eşyalı ev tercihi nakliye sektöründe iş kaybına neden oldu. Kira artışlarının son kurbanı nakliyeciler oldu. Öğrencilerin eşyalı ev tercihi nakliyecilerin işini azalttı. Evden eve nakliye sektörü artan kiralık konut fiyatları nedeniyle kan kaybetti. Kiracılar oturdukları evi değiştirmek istemeyip taşınmayınca nakliye işleri geçtiğimiz senelere göre azaldı. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Eskişehir'de üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından her sene yaşanan nakliye hareketliliği bu sene yaşanmadı. Kira masraflarının yanı sıra eşya ve nakliye masrafını da karşılamak istemeyen öğrencilerin tercihi daha çok eşyalı evler oldu. 9 yıldır öğrencilerin eşyalarının evden eve nakliyesini yapan Erkan Turan şunları kaydetti. Bu sene öyle çok büyük bir aman bir yoğunluk göremiyorum. Çünkü galiba insanlar ev bulmakta ve kiraların artışından çok muazzedar. Hepimiz olduğumuz gibi zamlardan dolayı bilmiyorum gecikti diye düşünüyorum. Ben de öğrenci olsam ben de onu tercih ederdim. Eşya taşıma derdi yok. Ayrı bir ek masrafı yok. Geçen sene mesela tek parça veya şehir içi belli bir noktaya gittiğimiz zaman işte 50 liraya 100 lira arası kurtarıyordu. Şu an 250 ile 300 arası. Son dönemde mezar taşı fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Mezar takım fiyatı 7 bin ile 80 bin arasında değişiklik gösteriyor. Mezar maliyetleri arttı. En düşük mezar taşı 500 lira. Son dönemde mezar taşı fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Mermer ustaları geçtiğimiz yıla göre %100 artışla 250 TL'den 500 TL'ye çıkan mezar taşı fiyatlarının maliyet kaynaklı olduğunu söyledi. Bu dönemde bir mezar takım fiyatı 7000 ile 80000 TL arasında değişiklik gösteriyor.
mermer ustası Şükrü Geçer, mezar taşlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulundu. Biz sadece mezar yapımı ve tamiratı, tadilatı, mezar koymasını şey yapalım. Geçen sene o taşları biz yaklaşık burada 250 civarında, şimdi 500 lira veriyoruz. Taşların maliyetinin artışı, günübirlik zamların olmayışı. Mesela geçen sene biz çimentonun torbasını 20 liraya alırken şimdi 95 lira. Biz mezarın takımını Marmara Adası'ndan ve fabrikadan bu takımı geçen sene 1200-1500 şimdi 3000 liraya alıyoruz. Tabii biz buna da bir kumu, çakılı, çimentosu maliyet olduğundan dolayı maliyetler yüksek. Bu mezarın her şeyle beraber dahil 7000 lira. Müşteriye teslimiyatı. Biz ruhsatlı mermerciyiz. Burada sözleşmeliyiz. Sözleşmemiz öyle gidiyor, ruhsatını alıyor. Yaklaşık ona da işte gittisi gezdi 7500 lira gibi paraları buluyor. Eskişehir'de bir evin içinde çıkan tartışmanın büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tartışma kavgaya dönüştü, bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın adresi Eskişehir. Bir evde 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat D. silahla ve bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çıkalım mı komiserimiz? 112 acil servis ekibince hastaneye kaldırılan Murat D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Konya'da drift yapan sürücüye 9.150 lira ceza uygulandı. Konya'da drift yapan sürücüye 9.150 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir vatandaştan gelen ihbar ve görüntüler üzerine harekete geçti. Polis ekipleri görüntüleri ve kent güvenlik yönetim sistemi kameralarını inceleyerek sürücünün OT olduğunu belirledi. Hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatılan sürücüye 9.150 lira ceza kesildi. Dumlupınar Üniversitesi tarafından üreticilerin teşvik edilmesi amacıyla ekilen yağlı kayçiçeği ve tıbbi aromatik bitkilerde hasat dönemi başladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından üreticileri teşvik etmek amacıyla atıl vaziyetteki 180 dönümlük araziye ekilen yağlı kayçiçeği ve tıbbi aromatik bitkilerde hasat dönemi başladı. Dumlupınar Üniversitesi'nin Kütahya'da tarımın daha da gelişmesine öncülük yaptığını ifade eden Rektör Profesör Doktor Kazım Uysal şöyle konuştu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin başlatmış olduğu tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi gayet başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şu an hasat zamanı. Ekeli daha bir yıl olmadı, aylar oldu. Fakat gördüğünüz gibi gayet güzel gelişti. Özellikle ada çayının çok çok iyi geliştiğini, aromasının çok çok iyi olduğunu gördük. İnşallah sadece üniversitemizde kalmayacak. Gerek ada çayı, gerek tıbbi papatya, gerek ekinazya, gerek tüm ektiğimiz tıbbi aromatik bitkiler tüm Kütahya'ya yayılacak. Çünkü ekilebilir alanlarda diğer alışılmış ürünlerden çok daha karlı olacağı malum ve çok da iyi gelişiyor. İnşallah üniversitemiz buna öncülük edecek. Sadece çay olarak veya kurutulmuş olarak değil, bunların tıbbi bitkilerin, aromatik bitkilerin özütleriyle de işte farmakolojide, sanayide vesaire kozmetikte kullanılan ürünlerini elde edeceğiz. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Dumlupınar Üniversitesi'nin Geven köyündeki arazisinde yetiştirilen bitkilerin fideleri köylülere ücretsiz olarak dağıtılacak. Eskişehir'de Temmuz ayının ortalarından itibaren hasadı başlayan soğan bu sene çiftçinin yüzünü güldürdü. Yağışlı geçen yaz aylarında verimi artan toprakların üretim miktarı geçtiğimiz yılların üzerine çıktı.
Bu sene beklentimiz 12 bin ton civarı. Hasadı yapılan soğan bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Yağışlı geçen yaz aylarında verimi artan toprakların üretim miktarı geçtiğimiz yılların üzerine çıktı. Soğanla rekolte bu sene güzel, fena değil. Ekmek yedik, Allah bereket versin. Fiyatları iyi. Çiftçi Ahmet Altınbaş bu yıl soğanda rekoltenin iyi olduğunu kaydetti. Yağışlar güzeldi, faydası oldu. Yani maliyet açısından faydası oldu bize, sulama açısından. Temmuz'un 20'sinde hasata başladık. Ekim'in 20'sinde anca bitiririz. Şu anda tarlada 420-430 civarı işimiz var. 2000 dekar ekil işimiz var. Yani ortalama 6000 ton civarı yani. Depoya çekiyoruz, sevkiyatımız var. Marketlere gönderiyoruz. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan da hasatla ilgili şunları söyledi. Soğandaki yaşadığımız sıkıntıları bu yıl artık üretim esnasında sıkıntı olarak yaşıyoruz. Çünkü üretemez hale gelmek durumundayız. Belirli üreticilerimiz yapabilmekte. Yağışlı geçmesi soğanda da yüz güldürdü. Tarla icarlarından tutun işçilik maliyetleri misli misline artmakta. Bu nedenle çok büyük sıkıntı çekmekteyiz üretimde. Bu sene soğanın fiyatları normal. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde emekli işçi Hasan Soyugür, yıllardan beri eski usulle katkısız ve organik üzüm pekmezi yapımını sürdürüyor. Kütahya Hisarcık'ta eski usulle üzüm pekmezi geleneği sürdürülüyor. 3 gün beklediniz kasalarda. Zahmetle toplanan üzümler temizlenme işleminin ardından 2-3 gün bekletiliyor. Olgunlaşan üzümleri çuvala koyup teknenin içinde çizmelerle ezip suyunu çıkartıyorlar. Posa suyu azıcık şeyde. Daha sonra üzüm suyunu süzerek kazanlara doldurup ve kazanın içine özel pekmez toprağını katarak üzüm suyunu kestiriyorlar. Kestirdikten sonra bir gece bekletilip tülbent vasıtasıyla süzülüyor. Yaklaşık 9-10 saat üzüm suyunu kaynatıp soğumasını bekleyip kavanozluyorlar. Böyle. Savurmazsan köpürü çıkar. Üzüm pekmezi yapımının çok meşakkatli ve sabır isteyen bir süreç olduğunu söyleyen Hasan Soyugür yapımından bahsetti. Suyunu çıkarıyoruz. Kazanlara süzerek koyuyoruz. Süzdükten sonra kestiriyoruz. Toprak katıp. Pekmez toprağı vardır. Başka toprak olmaz. Toprak da bunun içerisinde mayasıdır. Kestirdikten sonra o gece duruyor. Bu toprak çöküyor dibine. Onu hafiften dalgalandırmadan tekrar süzüyoruz. Dülbetle. Bundan sonra gazana koyuyoruz. Sabahleyin 7'de başlarsın. Saat 4'e kadar kaynağı. Bir gazan aşağı yukarı 5'te 1 kalır. Bir kazan mesela 50 kiloysa 10 kilo kalır. Kaynaya kaynaya 10 kilo pekmez olur. Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında 30 üreticiye %75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı. Karahallı Kaymakamlığı'nda düzenlenen tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Turan Ergün ve il protokolü katıldı. Etkinlikte konuşan Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeleriyle kanola ekiminin ülke genelinde desteklenerek yaygınlaştırıldığını söyledi. Kanola ekimini yaygınlaştıran iller arasında Uşak'ın da olduğunu belirten Ergün, bu kapsamda 1900 dekar alanın bu yıl 2500 dekara kadar artırılmasını hedeflediklerini aktardı. Şimdi biz kullanılmayan arazileri ekebiliyorsun. En büyük avantajı bu. Yani ikinci sınıf tarım arazilerine. Sene ve geçmiş senelerde aynen bu seneyle birlikte biz ekilmeyen yer kalmasın derdindeyiz arkadaşlar. Yani bütün çiftçimiz ekmek isteyen araziyi eksin. Hele bu alternatif tarım, bu kanola gibi, işte çörek otu gibi onların hem hasatına da katıldık biz Uludağ'da. Karahallı ilçesinde 30 üreticiye tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan kanola üretiminin artırılması projesiyle %75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı. 14 lira 15 lira.
Burdur'un Bucak ilçesinde su basan atıl durumdaki hububat tarlalarına devlet desteğiyle ekilen ayçiçeğinden sağlanacak gelirle çiftçiler zararını telafi edecek. Burdur'da su basan hububat tarlalarına ekilen ayçiçeğiyle çiftçinin yüzü gülecek. Mart ayında Üzümlübel, Kuşbaba, Karaliler, Kestel ve Avdancık köylerinin arazilerini de içine alan Bucak ve Kestel ovalarındaki hububat ekili tarım arazilerinde su baskını meydana geldi. Kaymakamlık ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri su baskınından zarar gören çiftçilerin zararlarını karşılaması amacıyla tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesiyle 2000 dekarı hazineye ait toplamda 3500 dekarlık araziye yağlık ayçiçeği ekmek için %75 devlet destekli tohum dağıttı. Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın biçer dövere binerek hasadı başlattığı ayçiçeği tarlalarında şimdi hummalı bir telaş yaşanıyor. Hayata geçirilen proje ile hem su baskını olan tarlalar boş kalmadı, hem de çiftçiler veriminden memnun oldukları ayçiçeğinden ekonomik kazanç sağlamaya başladı. Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle ilçede etkin kullanılmayan tarım arazilerini etkinleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Tarım Bakanlığımızın öncelikle bir projesi var. Bu projede tarım topraklarının etkin kullanılmayan tarım topraklarının etkin kullanımına yönelik bir proje. Dolayısıyla buradan en büyük verimi elde ederek çiftçilerimizin yüzlerinin gülmesi ve de üretimlerine devam edebilmesi açısından son derece önemli. Bucak Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Akgül de 90 bin liralık bütçeyle ayçiçeği tohumunu aldıklarını belirtti. Bölgemizde ayçiçeği 5-10 yıl öncesine kadar yine ekiliyordu ama hiç bu kadar bir ekim alanına ulaşamamıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmedik bir karış arazi kalmasın sözüne istinaden biz bu bölgede sular altında kalan, atıl duruma düşmüş olan arazilerimizi ayçiçeği tohumuyla tekrar bereketlendirdik. Konyalı Raife Dursun 52 yaşında okuryazar oldu. 8 torunu olan Dursun okuma yazmayı öğrenme sürecini anlattı. Azmetti, başardı. 52 yaşında okuma yazma öğrendi. Konya'da yaşayan 6 çocuğu 8 torunu olan Raife Dursun, çok istemesine rağmen babası tarafından okula gönderilemeyip genç yaşta evlenip Konya'ya yerleşti. Çocuklarını ders çalışırken görünce özenen Dursun, ilerleyen yıllarda okuma yazma öğrenmek için kurs arayışına girdi. 8-9-0. Gez. Dursun, bir tanıdıklarının Selçuklu Halk Eğitim Merkezi'nde kurs açıldığını söylemesi üzerine kayıt yaptırdı. 52 yaşındaki Raife Dursun, okuma yazma öğrenme sürecini paylaştı. Okuma yazmam yoktu. Çarşıya çıkamıyordum. Çıktığım zaman yani dolmuşa binemiyordum. Hangi dolmuş nereye gidiyor, nereye şey gidiyor onu bilmiyordum. Hastaneye gidiyordum, hastanede bilmiyordum yani nasıl gideceğim. Yani okuma yazmam yoktu ya. Bilmiyordum, doktora yanına gittim, kapısında yani hangi ismi yazıyordu ben onu okumuyordum. Kar yağıyordur, yağmur yağıyordur. Hatta hani hoca demese yani bugün tahtilde gelmeyin. Yoksa geliyordum. Hiç vazgeçmedim. Ara sıra hani biraz çok fırtına olursa yani yağmur olursa hoca sağ olsun bize mesaj atıyordu. Bugün okula gelmeyin, okul yoktu. Yoksa geliyordum. Ben hiç vazgeçmedim okuldan. Çocukluk yaşlarında havacılık etkinliklerine katılarak başlayan maceralarını 70 üstü yaşlarında da sürdüren 3 ihtiyar delikanlı Türkiye'nin dört bir yanında atlayışlar gerçekleştiriyor. Adrenalin tutkunlarının son durağı ise Eskişehir oldu. Yaşları 70'in üzerinde olan Ömer Erdem, Halit Öner ve Doğan Müjdat Sezen'den oluşan Deli Anılar Paraşüt Takımı atlayışlarıyla gençlere örnek oluyor. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gelen adrenalin tutkunları Sivrihisar Hava Gösterileri 2022 öncesinde antrenman atlayışları yaptı.
Sivrihisar'da bu yıl 7.'si gerçekleştirilen Sivrihisar Hava Gösterilerinde 2 gün boyunca atlayış yaparak paraşütleriyle gökyüzünü renklendirecek. Uçaktan yaptıkları atlayışın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı 72 yaşındaki Ömer Erdem, 50 yıldır paraşütçülükle uğraştığını söyleyerek şunları kaydetti. Delihanlılar takımının kaptanıyım. Delihanlılar takımı 1973'te kuruldu. 75'te Türkiye genel klasman ikincisi oldu. Bundan sonra 40 yıl sonra 2014'te Türkiye birincisi oldu hedefte. Şimdi bizim takımımız... yaş toplamı 214. 3 kişinin toplamı 214. 70 yaşının üstünde herkes. Yani ben genç sayılıyorum, 72 yaşındayım. 50 yıl önce kurduğumuz bu takımı hala devam ettiriyoruz. Biz de bir yandan bundan kurtulamıyoruz, bırakamıyoruz. Bu adrenalin enzimi, bela bir enzim sizi bırakmıyor. Ekibin 73 yaşındaki üyesi de şunları aktardı. Cumhuriyet Bayramı töreninde herkesin havaya baktığı bir pozisyonda bir şeyler gördüm, kırmızı beyaz ve insanlar olduğunu yandan söylediler, paraşütçü bilmem ne. Allah dedim, bir defa atlayayım, öleyim istersen ben de bunlar gibi. Çok güzel, özgür bir şey ama bazı şeyleri tarif etmek çok zor. Mesela bir karanfilin kokusunu nasıl tarif edebiliriz? Mümkün değil. Yani çok güzel kokuyor ama bir tarifi yok. Şimdi bu da kuşların o yaşadığını, yaklaşık birazını görmek bile o kadar keyifli ki bu kadarını tarif edebiliyorum yani. 71 yaşındaki Halit Öner de 55 yıldır paraşütle atlayış yaptığını belirtti. Ben gençlere tavsiye ediyorum. Riski olmayan bir spor, her yaşta yapılacak bir spor. Ben gençlerin yetişmediğini gördüm bu şampiyonada. Ona çok üzülüyorum. Yani meydan sadece bizlere kalmamalı. Yeni gençler yetişmeli ve bu sporda biz dünyada söz sahibi olmalıyız. Yani bu konuda bayağı bir geri kaldık maalesef çeşitli sebeplerle. Ama ben umutluyum. Gençlere de buradan çağrı yapıyorum. Gelsinler bu sporu izlesinler. Mutlaka içlerinden dünya şampiyonları çıkacak. Kütahya'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekibi ve çevre temizlik işçisinin yardımıyla kurtarıldı. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu araç altından çıkarıldı. Anladın abi ya. Ben yazdım sana mesajı. Tavşanlı'da park halinde bulunan otomobilin yanından geçen duyarlı bir vatandaş kedi sesi duydu. Sesin aracın motor kısmından geldiğini anlayan vatandaş itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. Aracın kime ait olduğu bilinmemesi üzerine polis ekiplerine de haber verilerek kedinin araç altından kurtarılması için çalışma başladı. Ekipler tarafından cep telefonundan kedi sesi, kap içerisinde süt verilmesi gibi çeşitli yöntemlerle yavru kedi çıkarılmaya çalışıldı. Uzun uğraşlar sonucu çevre temizlik görevlisinin de girişimiyle yavru kedi araç tampon kısmından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çıkarıldı. Çıkarılan yavru kedi barınağa götürüldü. Kanal Uç ekranlarından günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam renkli haberlerle tekrar görüşmek umuduyla. İyi akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar.
Kanal Ç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çarşamba günü Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olan Hesilaç Afyonspor, yarın Zafer Stadı'nda Lig 2.'si Çorum Futbol Kulübü'ne ev sahipliği yapacak. Beyaz Grup'ta 5. haftanın tüm karşılaşmaları yarın oynanacak. Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla liderlik koltuğuna oturan Biteksen Düzce Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Anagolt 24 Erzincan Spor ile mücadele edecek. Lider ile aynı puana sahip olan ancak gol avarajı ile 2. sırada bulunan Çorum Futbol Kulübü ise bir maçı eksik olan Hesilaç Afyonspor'un konuğu olacak. Hafta arasında Batman deplasmanında baştan sona üstüne oynamasına rağmen ikinci yarıda yediği penaltı golüyle sahadan puansız ayrılan Hesilaç Afyonspor, yarın taraftarlarının desteğiyle Çorum Futbol Kulübü'nü yenerek haftayı 3 puanla kapatmaktan başka bir şey düşünmüyor. Zafer Stadı'nda saat 19'da başlayacak olan karşılaşmayı Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Baştaş, Egemen Savran hakem üçlüsü yönetecek. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın oynanacak karşılaşmaların programı ve başlama saatleri şöyle. 15 Biteksen Düzce Spor, Anagolt 24 Erzincan, 16 Arnavutköy Belediye Tarsus İdman Yurdu, 16 Nazilli Belediye Ahmet Sportif Faaliyetler, 16 Soma Spor, Esenler Erok Spor, 19 Şanlıurfa Spor, Ankara Spor, 19 Bursa Spor, Sivas Belediye Spor, 19 Menemen Futbol Kulübü, İnegöl Spor, 19 Isparta 32 Spor, Bayburt Özel İdare Spor, 19 Hesilaç Afyon Spor, Çorum Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor, Bay. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi dün TFF Eri ve Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Kura sonucu Hesilaç Afyonspor'un rakibi Amberçay Eynesil Belediyespor oldu. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, ikinci eleme turu kura çekim töreninde bir açılış konuşması yaptı. Ali Düşmez, değerli başkanlar, spor kulüplerin değerli temsilcileri, ikinci tur kura çekiminde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Arkadaşlarımla birlikte TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin selamlarını iletiyorum. Yıllardır bu organizasyonun içinde bir insan olarak Türkiye Kupası, spor yaptığım yıllardan beri beni heyecanlandıran bir turnuva olmuştur. Siyah beyaz TV'lerden, yurt dışındaki, özellikle İngiltere'deki maçları izler, alt liglerdeki takımların o günün en meşhur takımlarını elediklerini görür, heyecanlanırdık diye konuştu. Kura çekimi sonucunda Amberçay Eynesil Belediyespor ile eşleşen Hesilaç Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçını Zafer Stadı'nda oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Afyonkarahisar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından önceki gün düzenlenen istişare ve bilgilendirme toplantısı spor taban birlikleri ile il yöneticileri ve kulüpleri memnun etti. Geniş bir katılımla düzenlenen istişare toplantısı sonrasında Kanal 3 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan TÜFAT Şube Başkanı Mustafa Keser, ASKF Genel Sekreteri Alişan Akgün, Futbol İl Temsilcisi Mustafa Türkmen, Afyonkarahisar Belediye Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetin Aktı ve İl Hakem Komitesi Başkanı Süleyman Güneş şu açıklamalarda bulundular. Böyle bir toplantıyı taban birliklerini bir araya geldiği bir toplantıda ilk defa yaşanıyor. İlk defa böyle bir çoğunluk sallanarak yapılan toplantıyı kim düzenledi hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2022-2023 futbol sezonunun sağlıklı yürütülmesi adına
taban birlikleriyle yaptığımız toplantı çok değerli bir toplantı oldu. Liglerin kulüplerimize, yöneticilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Taban birlikleriyle daha önce yaptığımız toplantılarda kulüplerimizin fazla iştirak etmediği bir, yani bu kadar katılımın da olacağını düşünmediğim. Ama bu toplantı taban birliklerinin yoğun katılımı ve kulüplerimizin yoğun bir katılım desteğiyle güzel bir toplantı olmuştur. 2022-2023 sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir toplantı oldu. Aile olarak herkes toplandı. Herkesin gelmesi, üst düzey yetkilerin gelmesi çok güzel. Verimli bir toplantı oldu. Bundan sonra toplantılar inşallah arttıralım. Tabii sıkıntılarımız var. Sıkıntıları çözmek için de aile içerisinde biz bunları konuşup çözeceğiz inşallah. Afyon Karahisar Amatör Spor Kulüplerine belediye olarak biz her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonra vermeye de devam edeceğiz. Evet, bugün gerçekten güzel bir toplantı oldu. Biz amatör spor kulüplerine, Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı yazarak değişen oyun kuralları hakkında tüm takımlarımıza, sporun paydaşlarına bir güzel sunum sunduk. O değişen oyun kurallarını takımlarımıza anlattık. Amatör kümede uygulanacak esaslar hakkında da yine takımlarımıza gerekli bilgileri verdik. İnşallah 2022-2023 sezonu Afyonkarahisar amatörüne faydalı olur, gelişme yolu olur, katkılı olur, güzel müsabakaların oynandığı, genç, yıldız, güzel futbolcuların çıktığı bir sene olur diye düşünüyorum. Burada katkı sağlayan tüm paydaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Ankara'da düzenlendi. Antrenör arkadaşlar, lütfen çizgiye temas etmiyoruz. Ankara Örnek Stadı'nda gerçekleşen organizasyona tüm illerdeki gençlik merkezi üyesi 18-29 yaş aralığında erkek ve kadın birer sporcu katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Lideri Ramazan Demirhan, Türkiye'nin her ilinden gençleri bir araya getirdiklerini dile getirerek şunları söyledi. Turnuvamız 81 ildeki gençlik merkezindeki arkadaşlarımız katıldılar. Her ilden bir kız bir erkek şeklinde geldi gençlerimiz. 9 seri 5 ok şeklinde yarışmamızı yaptık. Önce sıralama atışlarını bitirdik. Şimdi de eleme atışlarına geçeceğiz. Eleme atışlarıyla beraber de dereceye giren arkadaşlarımıza ödüllerimiz olacak. Bakanlığımız tarafından verilen ödüllerimiz. Sonrasında da inşallah yarışmamızı sağlıkla bitirmiş olacağız. Turnuvaya Malatya'dan katılan Fatma Nur Birişik, 5 yıldır gençlik merkezlerinde yer aldığını belirterek şunları aktardı. Geleneksel okçuluğu gençlik merkezlerinde tanıdım lise zamanımda. Çok güzel bir atmosfer zaten, her şey çok güzel. En başından beri hep atmak istediğim bir şeydi, hep yapmak istediğim bir spordu. Birçok sporla uğraştık ama burada o hak, nidaları ve öğrettikleri kadarıyla olsun her şeyi bir arada kullanmak çok güzel oluyor. Gençlik Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bakanımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Harika bir organizasyon. Gençlik liderlerinden Hasret Altun Saka da şu ifadeleri kullandı. Kendimizi geleneksel Türk okçuluğunda geliştirdik. Sayın Bakanımızın çalışmalarıyla, sporun tabana yayılmasıyla yapmış olduğu politikayla gençlik merkezlerimizde geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırdık. Kendilerine buradan hem gençlik merkezi çalışan arkadaşlarım olarak hem de sporcu yetiştiren bir antrenör olarak teşekkür ediyorum. Organizasyon, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Ne oldu? Tamam, geliyor araç. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.